Pandemi koşullarında bu şekilde yapıyoruz. Malum görün. Daha güzel elinde borusunu geleneksel tarafını yapmak isterdik. İrem, bugün inşallah birazdan yeni dersiyle o kafayı kırın atacak. Bizimle beraber yol arkadaşlığı yaptık. Gerçekten bu dönemde de bu mesleği başarıyla icra edeceğini, ahlaklı ve dürüst bir şekilde görevini ifa edeceğini gördük. Daha sonra da Emel Üstad'ın da yol arkadaşlığı yaptı ve sanıyorum ki devam edecek. Emel Hanım'ı da haklarından dolayı kutluyorum. Üstadımızın ailesini, öncelikle anne babasını tabii ki ayrıca kutluyorum. Onlar için çok mutlu bir gün. İnşallah biz de bunları görmek nasip olur. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına. Uygun davranacağına. Namusu. Ve vicdanın üzerine. An için. Teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz demek istiyorum. Adaletin olmadığı bir yerde bireyin öz varlığı zedelenir. Kendine olan inancı, saygısı, güveni yok olur. Bu ruh hali toplumun geneline sirayet eder. Öfke, kayıtsızlık, kuşku, kaygı, korku başlar. Kişinin adalete olan inancının sarsılması toplumu etkilemektedir. Ben bu mesleğin neferi olarak adalet olgusunu sağlamada en önemli kilit taşlardan biri olan savunma makamının bir üyesi olmaktan gururlu ve mutluyum. Bir tek kişiye yapılan bir haksızlık, tüm topluma yapılan bir tehdittir. Bu bilinç ve amaçla çıkmış olduğum bu yolda, adaletin ışığında yürüyerek, çok isteyerek seçtiğim avukatlık mesleğini, severek ve meslek ahlakından şaşmayarak icra edeceğim. Sözlerimin devamında, eğitim hayatım boyunca varlıklarını her zaman hissettiğim, büyük fedakarlıklar göstererek her adımımda yanımda olan, bana bu mesleğin ilk ve en önemli adımı olan dürüstlüğü, doğruluğu, ahlaklı ve vicdan sahibi bir insan olmayı öğreten aileme teşekkür ediyorum. Stajımın ilk adımında bana kapısını açan, mesleği öğrenmemde büyük yardımları dokunan ve her zaman yanımda olduğunu bildiğim Sayın Baro Başkanımız Avukat Alper Pınar'a ve Avukat Aylin'de Maya teşekkür ederim. Stajımın geri kalanında büyük desteğini gördüğüm, beni yetiştiren, kendi ayaklarım üzerinde durmam için cesaretlendiren, güvenen ve inanan Avukat Emel Kantar Güner'e teşekkür ederim. Stajyer olduğumuz bu dönemde her zaman yanımızda olan Edirne Barosu personeline de teşekkür etmeyi bir borç bilirim.